Rabbel Alemin. Dualarımızı dergâh-ı izzetinde kabul eyle. Amin. Toplantımızı, gayemizi ve manamızı ilahi inayetinle teyit eyle. Amin. Törenimizi mübarek kıl, temelimizi hayırlı kıl. Amin. Necip milletimiz için daha böyle birçok büyük temellerin atılmasını lütfeyle. Amin. Ve kolay getir ya Rabbi. Halisane, ihlas ile yaptığımız bu duamızı dergâh-ı izzetinde kabul eyle. Törenimizi mutlu ve mübarek kıl, temelimizi hayırlı kıl, işini kolay getir, hayırla, azimle, aşkla, heyecanla ve senin rızain ışığında bu kutsi müesseseyi tamamlamayı bu necip milletin evlatlarına lütfeyle ya Rabbi. Cennet vatanımızı, necip milletimizi bu emsali eserlerin pek çoklarıyla donatmayı lütfeyle ya Rabbi. Ekim 1977 Türkiye'deki ağır sanayi hamlesinin ilk zafer yılıdır. İç ve dış güçlerin her çeşit muhalefetine, her çeşit loca ve mikrop taifesinin menfi propagandalarına rağmen ağır sanayi hamlesinin zafer bayrağı 1977 yılında burçlara çekilmiştir. Ağır sanayi hamlesini istemeyenlere karşı, emperyalist güçlerden kurtulmayı istemeyenlere karşı, Türkiye'nin ahlak ve maneviyat alanında yeniden şahlanmasını istemeyenlere karşı ve Türkiye'nin topyekun bağımsızlığını istemeyenlere karşı ilk kurşun Ekim 1977 tarihinde atılmıştır. Bu mübarek kurşunun açtığı gedikten ağır sanayi hamlesinin ilk mücahitleri bin yıllık tarihimizin zafer şarkılarıyla geçtiler. Ertesi gün Başbakan Yardımcısı ve Ekonomik Kurul Başkanı Profesör Doktor Necmettin Erbakan, beraberinde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Oğuzhan Asiltürk ve Çalışma Bakanımız Fehmi Cumalıoğlu, Konya Senatör ve Milletvekilleri, Konya Valisi, Sanayi Bakanlığı'nın başarılı yöneticileri, genel müdürler ve yüzlerce mühendisle birlikte Karaman'a gelindi. Ağır sanayi hamlesinin zafere giden yollarında mehter yine zafer marşları çalıyordu. Büyük bir müessese haline gelmiştir. Bu adımlar elbette hepimizi sevindiriyor. İnşallah Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla bu büyük hamle başarılacaktır. Sabahleyin kurduğumuz, temelini attığımız fabrika bir gazoz fabrikası, bir montaj fabrikası değil. Makinaları yurdumuzda yapmak için kurulan bir ağır makina fabrikası. Bu plan devresinde ağır makina fabrikalarını tamamlıyoruz. Motor fabrikalarını tamamlıyoruz, uçak fabrikamızı kuruyoruz. Bunu takip edecek olan plan devresinde ise artık fabrikalarımızın makinalarını Avrupa'dan gelecek diye beklemeyeceğiz. Bundan sonraki tevsiatın makinasını Gaziantep Sümerbank İplik Makinaları Fabrikası'ndan alacaksınız. Malatya Bez Dokuma Fabrikası'ndan makinalarınızı alacaksınız. Onun için Türkiye sevinilecek adımları atıyor. Karamsar insanların tabloları içerisinde sakın kaybolup gitmeyin. Tarihin en şerefli milletin evlatlarıyız çok şükür. Bugün de yeryüzünde mevcut milletler arasında en büyük hızla kalkınıyoruz. En hayırlı işleri yapıyoruz. Boş konuşmaları bir tarafa atın. Bu bulutları dağıtın ve temelde ne cereyan ediyor dikkatle takip edin. Gazişehir. Destanlara destanlar katan kar. Alparslan'ın ilk durağı ve Malazgirt zaferinden 7 yıl önce Türk bayraklarının kale burçlarında dalgalandığı Anadolu'nun ilk Türk şehri. 93 Harbi'nde, 1. Cihan Savaşı'nda ismini toprağa kanla yazan evliyalar yatağı, Kars. Şu mehterin sesine kulak veriniz. Barbaros yeni bir zaferden mi dönüyor? Fatih, beyaz atının üzerinde Bizans kapılarına mı gelmiş? Yıldırım mı sesleniyor Bredoğan, Bredoğan diye? Elinde sancak Ulubatlı Hasan'dır mutlak burçlarda haykıran Allah Allah diye. Yoksa Seyit Çavuş mudur Çanakkale'de, Galicia'da, Kafkaslar'da, Sina çöllerinde ve Kıbrıs'ta çarpışan? Bin yıl sonra aynı şevk, aynı heyecan. Uyan arkadaş, selam dur. Hak gelince batıl zahir olur. Bir gün tekrar geleceğiz at kişnemeleriyle, top sesleriyle.
Bir gün tekrar geleceğiz, yarım kalmış zaferleri tamamlamak için. Bekliyoruz Mimar Sinan gibi temeller yerine otursun diye. Bir gün tekrar geleceğiz, sanayi hamlesinin bayraklarını dalgalandırmak için. Bir gün tekrar geleceğiz, belki yarın, belki yarından da yakın. Yıl 1977, tarih 30 Ekim Pazar. İskenderun Çimento Fabrikası'nın bugün açılışı var. Hani hayaldi bu fabrikalar? Planı yoktu, projesi yoktu, parası ve dövizi yoktu da bu değer eser nereden çıktı ortaya? Umut tüccarları şimdi susuyor. Dut yemiş bülbül misali. Muhterem İskenderunlu kardeşlerim, bu büyük tarihi hamlemizi yaparken hepinizin dikkatinden kaçmadığından eminim. Dış ülkelerde bir takım minhaklar var, Türkiye'nin kalkınmasını istemiyor. Müstemleke olsun, biz büyük paralarla mallarımızı satalım, onlar sömürge olsun, isteyenler var. Bizim milletimizin evladı olduğu halde ağır sanayi hamlesine çeşitli şekilde önlemek isteyenlerin üzerinde millet olarak elbette dikkatle, ihtimamla durmaya mecburuz. Bu bir yaratılıştır. Kimi hakkın hizmetkarıdır, kimi şeytanın askeridir. Bu fabrikanın alnına 1974'te temel atıldı, 1977'de işletmeye kondu diye yazılacak. 200 tane büyük tesisi Türkiye'yi dolaşırken yolların kenarında hep aynı tarihler arasında temelini atılıp işletmeye konduğunu gördüğünüz zaman bu yılların ne kadar büyük mana taşıdığı işte o zaman idrak edilecek. Yeniden büyük Türkiye'yi kurmaya karar veren aziz milletimizdir. Bunu kurmak için her türlü hasrete, kabiliyete çok şükür sahiptir ve Cenab-ı Hak doğruların, inananların yardımcısıdır. Ondan dolayıdır ki bu büyük hamle ne pahasına olursa olsun, yurdumuzun içinde ve dışında hangi mihraklar, hangi fesatı karıştırmak isterlerse istesinler, mutlaka mağlup olacaklardır. Çünkü hak gelince batıl zahil olur. Tarih 31 Ekim 1977. Kahramanmaraş'tayız. Günlerden pazartesi. Bugün olduğu gibi silahlar patlamıyordu Kahramanmaraş'ta. Kardeş kardeşi öldürmüyordu. İkilik yoktu. Peki ne vardı Kahramanmaraş'ta? Kardeşlik vardı, inanç vardı, şefkat vardı, merhamet vardı, rahmet vardı, rahmet. İnanan insanlar bir tek kalp.